Şimdi bir defa sizlerin bir gerçeklik ve bir yüzleşme algısı içerisinde meselelere bakmanız lazım. Bu 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarını biz o dönem içerisinde dile getirdiğimizde sizin bunlar darbedir, bunu dile getirmeyin, FETÖ'nün argümanıdır şeklindeki beyanlarınız olmuştu. Bununla birlikte o dönem soruşturma komisyonu kurulmasına red verdiniz ve Türkiye bu meseleyle yüzleşemedi. Şimdi bugün tekrardan dünya kamuoyuna oturdu ve bunun haliyle yansıması olarak da Türkiye'de bizler bunu dile getiriyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi bir defa şunu söyleyelim. 17-25 Aralık operasyonu da tıpkı FETÖ'nün diğer operasyonları gibi, yani Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk, şike davası gibi, Kozmik Oda gibi FETÖ'cü emniyetçileri, savcıların, hakimlerin yaptığı bir organizasyondu. Şimdi bir defa muhalefetin temel görevi bu ülkedeki yolsuzluğun ortaya çıkmasına engel olmak ve çıkanları da ifşa etmek. Bizden şunu bekliyorsanız şayet 17-25'te saçılan belgelerle ilgili, ya burada yolsuzluk olmamıştır, hepsi kahramandır, büyük işler yapmıştır şeklinde bir beklentiniz varsa buna imkan yok. Yani bu ancak şöyle gerçekleşebilir değerli arkadaşlar. Bu mecliste çoğunluğunuz var. Gelin yasa çıkartın. Deyin ki AK Partili eski hükümet üyeleri, yeni hükümet üyeleri, milletvekillerinin rüşvet suçu işlemesi suç kapsamında değildir diye yasa çıkarın ve muhalefetin de bunu dile getirmesiyle 15-20 yıl hapis cezası deyin, mesele net anlaşılsın. Ama bu haliyle bakın, bizim sizi nasıl bu toplum seçip iktidar yaptıysa bizi de muhalefet yaptı ve bizim görevimiz de bunları söylemek. Bunu söyledik diye biz birilerine arka çıkmış olmayız. Şimdi biz ve genel başkanımız bu meselelerle ilgili konuştuğumuzda sürekli bir fezleke yağmuru geliyor. Yani hem genel başkanımıza adeta gözdağı verilmek istercesine tazminat davaları açılıyor, hem de işte cezai soruşturma anlamında fezlekeler geliyor. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partili hiçbir üyeyi, milletvekilini, genel başkan yardımcısını, genel başkanı şöyle zerre ne sindirebilirsiniz, ne bezdirebilirsiniz, ne bunlar var diye biz gerçekleri söylemekten kendimizi alıkoyarız. Böyle bir ihtimal yok. İkincisi de siyasetin bir doğal habitatı var. Bakın, bunu öldürmeyin. Bunun kimseye bir faydası yok. Zaten çok tarif olmuş durumda. Seçilenler görevden alınıyor, tutuklanıyor. Burada yapacağınız en son bu girişimler, bu tartışmalar da demokrasiyi iyice içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. Bakın, Nazilerin en son kararlarından biri, Nazi Partisi haricindeki tüm Teşekkürler Sayın Emre. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Diğer öner